Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir yemek videosuyla karşınızdayım. Bugünkü akşam menümüz fırında çupra balığı. Yengem sağ olsun annemle göndermiş. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum ona. Güzel bir sos hazırlayacağım şimdi bu balık için. Daha sonra yanına patates ve soğanla birlikte fırına vermeyi düşünüyorum. Umarım güzel ve keyifli bir video olur izlemesi. Şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hemen sostan başlayalım. Şöyle arkadaşlar şu kadar zeytinyağım var. Bunu koyuyorum. Şöyle derin bir kabın içine. Hepsi çok olur mu bilmiyorum. Biraz dursun. Sonra şöyle yarım limonun suyunu sıkacağım. Çok limon sıkmayacağım. Daha sonra şöyle iki tane sarımsağım var. İki diş sarımsak. O sarımsağı da içine rendeleyeceğim. Şekilde. Birazcık tuz koyacağım. Ben böyle tuzla pek aram yok. Tuzunu az koyacağım. Şu kadar. Eğer tuzsuz olursa da biraz daha mı koysam? Tuzsuz olursa da tuz eklerim yine piştikten sonra da. Kekik arkadaşlar, kekiği ben yakıştırıyorum. Daha önce de yaptığımda palamutta denemiştim. Hoş bir tat bırakmıştı ama balığın lezzetinin üstünde de, hani üzerine geçsin istemiyorum. Böyle birazcık kekik. Bir çay kaşığı kadar kekik koydum. Ve birazcık da kırmızı biber koyuyorum. Bu şekilde birazcık dediğimde bir çay kaşığı dolu. Başka da bir şey yok herhalde. Ha, bir de karabiber koyacağım. Bakayım. Karabiber en son bitmişti ama karabiber. Ya karabiber bitmiş. Dibi kalmış. Dibin. Artık ne çıkarsa karabiber almam gerekiyormuş. Şimdi güzelce bu sosu bir karıştıracağız. Bardağımda kalan zeytinyağını da ekledim arkadaşlar. Bu arada iyice karıştırdım. Şimdi şu görmüş olduğunuz balığın içine dışına güzelce bunu süreceğim. Bu fırça yardımıyla. Balığın her yerine güzelce süreceğim. Bu arada ilk kez kafalı balık pişiriyorum. Pişman olmam inşallah. Ama sunumları çok güzel oluyor. O yüzden kesmedim kafasını. Şöyle şu kesiklerden iyice sokuyorum fırçamı. Lezzeti her yerine eşit bir şekilde dağılsın istiyorum. Sosu her yerine yedirdim böyle. Bayağı da kaldı sosum. Şimdi yanına birkaç tane patates dilimleyeceğim. Onu da yine bu sosa balıtıracağım. O şekilde koyacağım. Biraz içine daha sürüyorum. Şu sostan. Şöyle sarımsak taneleri girsin içine. Şu şekilde kafaya da sürelim. Şimdi patateslerini doğrayacağım. Onları doğrayana kadar birazcık bu şekilde soslu bekleteceğim. Bir 15-20 dakika. Şimdi 3 tane patates ve tabii ki olmazsa olmaz soğan dilimleyeceğim. Böyle büyük halkalar şeklinde patatesleri dilimliyorum. Şu küçük soğanları şöyle
Şu aralara koyacağım. Soğanın lezzeti de böyle balığın içine işlesin. Gözlerim yandı, acı soğanmış. İçine de bir tane dilim koyuyorum. Kenarlara şöyle sosuma batırıp bu şekilde koyacağım. Evet. Ekstra bir yağ koymayacağım. Zaten zeytinyağı koyduk. Hem de balıkta kendi yağını sürmeyiz zaten. O yüzden bu şekilde isteği tane şöyle sosun dibine şu sonları da böyle güzelden. Şimdi bu kadar. Şimdi bu şekilde fırına dedik. Evet arkadaşlar, fırına koydum. 180 dereceye ayarladım. Altlı üstü çalışıyor. Bu şekilde 30 dakika pişirmeyi düşünüyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Balığım pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben yarım saat pişireceğim dedim ama yaklaşık 45 dakika pişirdim. Herhalde fırınla alakalı bir durum. O yüzden siz de kontrol edin. Bir yarım saat pişirin. Yarım saat sonra kontrol edin. Kendi fırınıza göre ayarlarsınız. Şöyle balığım yanına şöyle bir salata yaptım. Hemen pratik. Bir de limon doğradım. Şöyle balığımın pişmesine bakalım şimdi. Şöyle şu soğanları çıkartayım. Çok güzel pişmiş gerçekten. Dağılıyor yani eti. Tadı da eminim ki çok güzeldir. Yine en sonda tadı ile ilgili yorumumu yapacağım. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çok iyi pişmiş arkadaşlar. Kemiği direkt kendiliğinden çıkıyor. Şöyle. Tadı da çok güzel. Sos çok yakışmış gerçekten ama bir eksiğim tuz. O da ben demiştim ya videonun başında zaten tuzla pek aram iyi olmadığı için az koyuyorum. Siz tuzu tabii ki damak zevkinize göre fazla ya da az koyabilirsiniz. Şekilde çok güzel bir balık oldu. Bundan sonra tekrardan bu sosa tarifler deneyeceğim mutlaka. Görüşürüz.